Ahmet Güzel Yürür. 2015 senesinden beri Yankı Asansör firmasında mühendis olarak çalışıyorum, makine mühendisi olarak. Son zamanlarda yaşanan devlet yurtlarında özellikle asansörlerin düşmesi, asansörlerin çakılması gibi bir takım haberler var. Asansörlerin düşmesi normalde çok zor. İmkansız demeyelim ama çok zor bir ihtimaldir. Asansörün güvenlik tertibatları oldukça yüksektir ve birden fazladır. Örneğin regülatör dediğimiz bir sistem var. Bu regülatör halatı asansör aşırı hızlandığında frenleri tetikleyen ve asansörü frene geçiren bir tertibattır. Asansör diyelim ki fren tertibatı girmedi. İkincisi tamponlar var kuyu diplerinde. Tamponlar asansörün hızını azaltmaya yarayan parçalar, malzemelerdir. Hidrolik tampon, ne bileyim normal poliüretan tampon olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun dışında asansör yönetmeliği her geçen gün değişiyor. Mesela A3'lü sistemlerde asansör 120 cm hareket ettiği anda A3 devreye girer ve asansörü elektriğini keser. Tüm asansörlerde A3 sistemi yok. Sanırım 2012 sonrası asansörlerde A3 sistemi var. Ama diyelim ki A3 sistemi yok. Halat kaydırdı. Asansör aşırı hızlanırsa, atıyorum 1 metre bölü saniye hızında çalışıyor. 1 metre bölü saniye 1.2 metre bölü saniye hızına ulaştığı zaman regülatör halatı devreye girer ve fren sistemi otomatik kendini asansörü frene geçirir. Yine yerinde durur, çakılı durur. Bu da geçmezse kuyu dibindeki tamponlar hızını azaltacak şekilde çarpmayı sağlar. İnsanlara göre sadece temizlik, asansör bakımı sadece temizlikten ibaret diye görüyorlar. İşte efendim asansörün makine motorun yağlanması, rayların yağlanması, kuyu dibinin temizlenmesi diye görülüyor bakım. Aslında bakım öyle bir şey değildir. Bir asansörün sağlıklı olup olmadığı şöyle anlaşılır. Her ay bakımlarının yapılması gerekiyor asansörün. Özellikle montaj firmasına yaptırırsanız daha sağlıklı olur. Ve yılda bir A tipi muayene kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Sağlıklı olup olmadığını zaten muayene kuruluşu bize söylüyor. Şimdi sağlıklı bakımın nasıl olması gerektiğini size söyleyeyim. Her ay bakım yaptırıyoruz fakat bu bakım yaptırdığımız firmanın elemanları, bakım elemanlarının kadifiyeli olması gerekiyor. Firmanın belgelerinin muhakkak olması gerekiyor. Ayda bir yapmalarına rağmen bir kere de aslında çok güzel bir şekilde yapsalar hiçbir şekilde arıza gelmeyeceğine eminim. Şöyle özellikle kapılara, aşırı yük sistemine, fren sistemine, regülatöre bakım yapmaları, halatlara, en azından kazalara engelleyici bir unsur olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Asansör firmalarının alması gereken belgeler var. TS belgesi, C belgesi, ISO belgesi, bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu makine mühendisi, ayrıca da elektrik mühendisi de bulundurabilir tabii ki. İkisini de bulundurursa daha güzel olur. Bakım föyleri her ay bakım yapan kişi tarafından binanın yönetimine, yöneticiye verilir. Bu bakım föylerini bina yöneticileri mutlaka ve mutlaka imzalasınlar. Düzgün bakım yapılıp yapılmadığını da kendileri denetlemiş olur en azından. Kendileri de bir sorumluluk almış olur. Asansör kullanıcılara tavsiye olarak her ay kesinlikle belgeli bir asansör firmasına bakım yaptırsınlar. Bu bakımları yaptırdıktan sonra bakım föyünü kesinlikle alsınlar ve saklasınlar. Yılda bir A tipi muayene kuruluşuna kesinlikle bir denetim yaptırsınlar. Bu denetim sonucunda A tipi muayene kuruluşu kırmızı, mavi, sarı veya yeşil etiket veriyor. Yeşil etiket içlerinden en iyisi sorunsuz demek. Mavi etiket hafif kusurlu demek. Kullanılabilir yine bir yıl boyunca. Sarı etiket az kusurlu demek. Kırmızı etiket de kusurlu demek. Çok kusurlu demek. Kırmızı etiketteki asansörler zaten kapatılıyor. Binilmesi sakıncalı olduğu için. Bunlara dikkat etsinler. Asansörü de gerçekten insanlar nasıl arabasını özenle kullanıyorsa asansörü de bence öyle kullansınlar. Ortak mal diye insanlar heba etmesinler yani asansör gerçekten düzgün kullanırlarsa hem kendileri için hem cepleri için hem hayatları için daha güzel bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler ve asansörün ömrünü de uzatabilirler. Ayrıca asansörlerin içerisinde bulunan kapasite etiketlerine dikkat edilsin lütfen asansöre binerken özellikle. Atıyorum asansör 5 kişiliktir. Üzerinde yazar 5 kişilik ama insan 6 kişi binmeye çalışır. Normalde gerçekten düzgün bir asansörde aşırı yük sistemi vardır. Bu aşırı yük sistemi zaten 6. kişiyi kabul etmez. Asansör öter ve kapı kapatmaz ve hareket etmez normalde. Ama diyelim ki aşırı yük arızalı. Siz 6 kişi bindiniz. Asansör yukarı gitmek isterken ağırlıktan dolayı aşağı kayabilir. Bu bir çakılma değildir, sadece kayar birazcık. Ama A3 sistemi, fren sistemi zaten devreye girip asansörü keser de, elektriğini keser. Ama siz yine dikkatli olun etiketlere özellikle. Etiketler kaç kişilikse
5 kişilikse 5 kişilik, 10 kişilikse 10 kişilik. Bunun üzerine çıkmamaya çalışın.